Evet arkadaşlar, 15 sıra peyotemizi ördük. Şimdi püskülümüzün etrafına saracağız bunu. Beyaz kısım aşağıda kalacak. Şöyle sıkacağım. Sardıracağız ve dişlerinden birbirine örerek birleştireceğiz. Önce karşı tarafa geçiyoruz. Bir o taraftan, bir bu taraftan yüksekte olan dişlerden birbirine bağlıyoruz örgümüzü. Bakın gördüğünüz gibi birleşti. Hemen şu yanındakinden yukarıya çıkıyorum. Şimdi 1,5 milimlik ranttan 5 tane alıyorum. 2, 3, 4, 5 yani en küçük boy olan yuvarlak boncuktan 5 tane aldım. Bir tane delika atlayıp diğerine yukarıdan aşağı giriyorum. Hemen yanındakinden yukarıya çıkıyorum. Tekrar 5 tane daha round alacağım 1,5 milimlik. Bir tane delika atlayıp hemen yanındakine giriyorum. Sonra tekrar yanındakinden çıkacağım. Tekrar 5 boncuk alıyorum. Bir delika atlayıp diğerinin içinden aşağı giriyorum. Tekrar yanındakinden yukarıya çıkıyorum. 5 boncuk daha alıyorum. Bir delika atlayıp yanındakinden giriyorum. Yine tekrar yanındakinden çıkıyorum. Son 5 boncuğumuzu alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir delika atlayıp yanındakinden giriyorum. Bakın böyle etrafına boncukları çevirmiş olduk. Şimdi yanındaki delikadan yukarıya çıkıyorum. Ve şu takmış olduğum roundların 1, 2, 3.sünden tam ortaya yukarıya geliyoruz. Şimdi de üçer tane round alıyoruz. Karşı tepedeki uç noktaya. 3 round daha. Yine karşı tepedeki uç noktaya takacağız. Hep uçlara takıyoruz. Bir alt katta 5 tane takmıştık. Onun tam ortasındakine geçiriyoruz. Sonuncuyu takıyorum.
Şimdi de taktığımız 3 tanenin içine giriyorum ve 3 tanenin ikincisinden çıkıyorum. Şimdi de delika boncuk alacağız. Gümüş rengi delika boncuk. Her bir üçlünün ortadakine delika boncuk takıyoruz. Şimdi de delika boncukların içinden geçip sıkıştıracağız. Delika boncukları bir araya getireceğiz. Her bir delika boncuğun içinden bir tur boş dolanıyorum ve sıkıştırarak bu kısmın kapanmasını sağlıyorum. Son delika boncuğun içinden de geçtim. Bakın üst kısım da kapandı. Şimdi bunu sıkılayıp biraz da püskülün içine de batarak düğümü atıp sağlamlaştırmamız gerekiyor. İpimizi burada keseceğiz. Düğümü katalım ve ipimizi kesip yakalım. İplerimizi, misinalarımızı kestikten sonra mutlaka yakalım ki açılma, sökülme tehlikesi olmasın. Bakın püskülümüzü de böylece uç kısmını delika boncukla örmüş olduk. Şimdi önceden örmüş olduğum İncimle ikisini birleştireceğim. İncimin bu sırasında şimdi birkaç kez bunun içinden geçip aradan bir düğümü katmamız gerekiyor son sırada. Hemen şuradan bir düğümü katacağım. Sağlamlaştırmak için. Ve şimdi 2 tane 2 milimlik round boncuk alıp öndeki boncuğumun içinden geçip çaprazlıyorum. Ve sağdaki boncuğun içinden yukarıya çıkıyorum. Şimdi 2 tane daha 2 milimlik round boncuk alıyorum. Soldaki boncuğumu içinden aşağı iniyorum. Şimdi sağdaki iki round'dan yukarıya çıkacağım. Ve son iki boncuğumu alıyorum. Sağdaki tek boncuktan iniyorum. Ve soldaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Püskülümü de aldım. Ve buradaki delikanın içinden tutturarak ikisini birbirine bağlayacağım. Boncukların içinden de geçebilirsiniz. Sağlam olması için.
Bir kez daha geçmem yeterli olacak. Şuraya küçük bir düğümük atıyorum. Şimdi buradan yukarıya çıkalım arkadaşlar. Burası tam tepesi. Bir tane 2 milimlik round alıyorum. İpimin çıktığı boncuğu çaprazlıyorum. Buraya küpe aparatımı geçireceğim. Tam tepesine geldik. Burada bir tane daha round boncuk aldım ve ipimin çıktığı boncuktan çaprazlıyorum. Buraya küpe aparatımızı geçireceğiz. Buradan yine biraz uzaklaşayım şöyle ve oraya bir düğümük atarak işimi sonlandırayım. Arkadaşlar buraya şuraya bir düğüm
atarak ipi artık işini sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen yine kesiyorum ipimi ve yakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi küpemiz tamamlandı, püskül küpemiz. Aparatını takacağım şimdi. Arkadaşlar, küpemiz bitti. Gördüğünüz gibi çok da şık oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Hepinize teşekkür ederim kanalımı seyrettiğiniz için.